90 Artı'ya hoş geldiniz. Bu akşam teknik direktör Beşiktaş'ın efsane isimlerinden ve milli takımın Mehmet Özdilek'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Süper Lig'de artık haftalar azalmaya başladı. Zirve yarışında da Beşiktaş kritik bir puan kaybı yaşadı. Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Hem bu maçı ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Haftanın diğer maçlarını da değerlendireceğiz Mehmet Özdilek'le birlikte. Hocam öncelikle şunu söyleyelim ama değil mi? İyi maç oldu, sıkı maç oldu. Yani statta olanlar, televizyonların başında olanlar bence futbol adına bu akşam her şeyi yaşadılar. Temposu yüksek. Aslında bakıldığı zaman cuma itibariyle 5 golle başlayan lig bugün itibariyle 4 golle bitti. Yani gollü bir haftanın neticesinde önemli bir akşamdı Beşiktaş adına ve Kayserispor adına. Bence oynanan oyun her tarafı doyurdu. Yani seyir anlamında doyurduğunu düşünüyorum. Üzülebilir mi? Her iki taraf da kendi açısından üzülebilir. Beşiktaş kazanamadığı için aslında Kayserispor da kazanamadığı için bakıldığı zaman gelgitleri olan bir müsabaka ama bence taraflı tarafsız herkes oynanan oyundan son derece memnundur bu akşam. O zaman maçın özetini bir izleyelim hocam, sonra yorumlara başlayalım. Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor. Aboubakar ilk 11'de Beşiktaş'ta, çizgiden ortaya çevirdi. Bu güzel hareketlerin devamında pozisyon gelmedi. İşte Aboubakar'ın şık çalımı. Oğuzhan ceza sahasına gönderdi. Andreas Beck dokunamadı. Sergen Yalçın ilk kez Vodafone Arena'da. Talişka'nın vuruşunda top kaleci'de kaldı. Kayserispor atağı. Laval çok sert vurdu. Fabri kurtardı. Varela ceza sahasında yaptı ortayı. Umut Bulut topu kafayla ağlara gönderdi ama offside. Varela'nın ortası. Fabri topu elinden kaçırdı. Umut Bulut ortaya çevirdi. Deniz Türüç ikinci vuruş. Atiba çizgiden çıkarttı maçta. Kritik anlardan bir tanesi yaşandı. İşte Atiba'nın kurtardığı gol. Aboubakar döndü. Topu kaybetti. Atak devam etti. Oğuzhan, Aboubakar. Tekrar Oğuzhan'a. Kayserispor savunmasını uzaklaştıramadı. Aboubakar sert vurdu. Kaleci Ali Ahamada. İlk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda Beşiktaş atakları Talişka'nın vuruşunda top üstten dışarıya gitti. Aboubakar ceza sahasında. Bek'in sert vuruşu. Yine Ali Ahamada başarılı bu pozisyonda. Varela ile geliyor Kayserispor. Onun vuruşunda Fabri. Köşe vuruşu kullandı Beşiktaş. Sekti top. Aboubakar topu ağlara gönderdi. 55. dakikada Vensan Aboubakar'ın golüyle Beşiktaş Kayserispor karşısında 1-0 önde. Beşiktaş bekle geliyor. Bek'in vuruşunda top dışarıya gitti. Kayserispor atakta. Erkan Kaş içeriye çevirdi. Umut Bulut. Kayserispor 64. dakikada beraberliği yakaladı. Beşiktaş 1-1'den sonra yükleniyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Aboubakar şut şansı aradı. Savunmadan sekti, atak devam ediyor. Toşiç vurdu. Atiba dokundu kaleci Ali Hamada. Aboubakar'ın ikinci vuruşunda top üstten dışarıya gitti. Çok net bir fırsattı Beşiktaş adına. İşte pozisyon. Talişka uzaktan denedi şansını. Kaleci Ahamada. Güzel şut, güzel kurtarış. Oğuzhan'ın pası. Talişka yine uzaktan denedi şansını ama Ali Hamada'dan geçit yok. Taç atışı kullandı Kayserispor. Deniz Türü çok güzel döndü. Girdi ceza sahasına, ortaya çevirdi. Andreas Beck topu kendi ağlarına gönderdi. Kayserispor 82. dakikada öne geçti. Beşiktaş beraberlik arıyor. Talişka'nın vuruşu ama öncesinde bayrak havada karar offside. Oğuzhan, Aboubakar çok güzel döndü ve son vuruşu yaptı. 88. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Son anlar mücadelede kana bıyık vurdu, top üstten dışarıya gitti. Beşiktaş Kayserispor maçı 2-2 berabere bitti. İyi maç oldu, sıkı maç oldu dedik ama ilk yarı ile ikinci yarıyı tabii biraz birbirinden ayırmak lazım, kesin, değil mi hocam? Kesin. İlk yarı biraz daha durgundu. Kayserispor biraz daha istediklerini yapabiliyordu. Beşiktaş'ı nispeten kalesinden ikinci yarıya göre daha uzak tutmayı başardı. Ya, Kayseri aslında ikinci yarının bence en diri takımlarından bir tanesi, onu söyleyeyim. Tabii çok kısa bir sürede aslında çok oyuncu transferiyle ikinci yarıya başladılar. Yani
ilk yarı ile ikinci yarı arasında siyahla beyaz kadar fark var Kayserispor'un genel yapısında. Tabii burada Sergen Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Oyuncu tercihlerinde muhakkak ki ön ayak olmuştur. Ligi tanıyan oyuncuları kadrolarına kattılar. Bu çok önemli. Ve hep üstüne koyarak geliyorlar. Bugünkü oyunları aslında çok da tesadüf değil. Yani bu oyunu ikinci yarı itibariyle her maçta uygulayan ve bunu mücadeleyle destekleyen bir yapıları var. Doğal olarak İstanbul'a gelirken tabii ki ilk etapta bir rakibi biraz kontrol etmek gerekiyor. Bütün Anadolu takımlarının düşüncelerinde bu vardır. Bir 10-15 dakika bir kontrol edeyim, biraz oyunu tutmaya çalışayım. Ondan sonra kendi aksiyonlarını rakibe ve sahaya yansıtmaya çalışır. Tabii Perşembe de Beşiktaş takımı UEFA Kupası'ndan geliyor. Morelli geliyor. Kendi sahası ve seyirci önünde cidden etkili bir Beşiktaş takımını söylüyoruz. Dolayısıyla bunları düşündüğünüz zaman korokor mücadelenin olacağı bir müsabakaydı ki öyle de başladı. Buna siz ikili mücadelelerde ayakta kalmak, yani ortadaki topu kazanma adına her yönüyle Kayserispor bu mücadelenin içerisinde oldu. Özellikle ilk 45 dakika. Ondan dolayı zaten Beşiktaş ona tam karşılık veremedi. Yani 16. dakika sanıyorum bir Laval'ın şutu var. 42'de de herhalde Abubakar'ın bir şutu var. Ya onun haricinde çok fazla pozisyon olan bir müsabaka değil ama çizgiden çıkartılan topu var. Var ama daha çok mücadelenin ön planda olduğu, dar alana sıkıştırıp ki özellikle bir yönden baskıyı kurarsınız rakibi ama Beşiktaş takımı hep topu oynamaya isteyen bir ekip. Ama karşınızda da özellikle ön tarafta çok çabuk rakibi ekart edebilen, boş alana koşular yapabilen çok iyi oyuncuları var. Yani Wellington aynı, Valera o şekilde, Umut aynı şekilde, Deniz aynı şekilde. Araya orta saha oyuncusu olarak Laval'ı da katabiliriz. Dolayısıyla bu oyunculara karşı da biraz tedbirli olmak lazım. Ki Beşiktaş bu tedbirde özellikle ilk devre belli bölümlerde o riski hep istederek oynadı. Çünkü bir iki pozisyonda Wellington özellikle iki tane stoperin arasına çok iyi koşular yaptı. Ki Marcelo'yu bir iki pozisyonda ciddi sıkıntıya soktu. Hatta belki sakatladı yani. Tabii. Ama o pozisyondan sonra Marcelo Wellington'a karşı biraz daha tedbirli olmaya başladı. Dolayısıyla ilk devre daha çok mücadelenin ön planda olduğu bir müsabaka oldu. Ama oyunun akışı, evet, bu maç keyifli bir maç olacak, gol olacak görüntüsünü başladığı andan itibaren aldım. Onu çok net söyleyeyim. Hocam bir de ilk yarı ile ilgili belki siz mücadeleye vurgu yaptınız ama şimdi mesela Beşiktaş'ın yakın zamandaki iç saha maçlarını hatırlayalım. Akhisar geldi, tamamen önceliği savunma yapmak ve gol yememekti ve neredeyse hiç hücumu düşünmeyen, belki muhakkak gibi planı vardı ama bunu gerçekleştiremeyen bir takımdı. Çaykur Rizespor keza öyle. Yine bir iç saha maçı örneği veriyorum. Tamamen savunma öncelikli ama neredeyse orta sahaya geçmeyen ama Kayserispor özellikle ilk yarıda dönem dönem orta sahada pas yaptı, topu öne taşıdı, kalabalıklaştı. Bazen 6-7 kişi oldular, ceza sahasında 2-3 kişi oldukları bölümler oldu. Belki de Beşiktaş'ın atak devamlılığını engelleyen mücadelenin yanında da topa dönem dönem hükmeden, sahip olması oldu değil mi? Evet, doğru. Kayserispor'un oyun yapısı zaten saydığın diğer takımlarla çok farklı. Oyun kalitesi de farklı, oyuncu kalitesi de farklı. Çok net söyleyeyim. Ki ikinci yarı Kayserispor için söylüyorum ama ilk devredeki 17'lik haftalık Kayserispor yani belki de herkesin kafasında düşmeyen büyük aday görüntüsünde olan yani bir takımdı. Ama ikinci yarı itibariyle işte yeni başkan, yeni yönetim, yeni hocayla birlikte bu koordinasyonu çok kısa zamanda çok çabuk sağladılar. Hani derler ya tencere kapak, mesela Kayseri ve Sergen Hoca o anlamda birbirine çok iyi uyuştuğunu görüyorum. Bu da başarıdaki en önemli unsurlardan bir tanesi. Sadece Beşiktaş'a karşı da böyle oynamadı Kayseri. Tabii. Yani içerideki Fener maçı, buradaki Galatasaray maçı yine aynı şekilde oynamaya odaklı bir Kayseri sporu vardı. Dolayısıyla maçın zor olacağını zaten aşikardı, çok net söyleyeyim ki. Bu kadar kazanmasına rağmen hala alttaki takımlarla o puan farkını da çok açan bir Kayserispor yok. Dolayısıyla bu anlamda her puanın kıymetli olduğunu zaten maç sonundaki yorumunda da ifade ettiler. Evet. Tabii bir de Perşembe'den zihinsel olarak mutlu da gelse Beşiktaş takımı, biraz fiziksel olarak bir yorgunluğu olacaktı. Bunu da iyi analiz etmişler ve fizik gücü de zaten yüksek bir takım Kayserispor. Bunda tabii oyuncuların bu ligi tanımaları, bu ligi yıllardır bu ligde oynayan oyuncuları, karma oyuncular da olsa çok çabuk bu bütünlüğü sağlayıp zaman zaman riskler alan, zaman zaman sorumluluklar alan oyuncu profilleri var.
ki bu da zaten Kayseri Spor'un bugünkü durumda olmasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi. Şimdi Beşiktaş'ın maça başlarken bir handikapı vardı. Sağ kanatta artık oturmuş bir ikili Gökhan Gönül ve Quaresma. Özellikle Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'ın hücum yükünü çektiğini ortalarıyla, paslarıyla, bazen şutlarıyla görüyoruz. Zannediyorum bu maçta da onun eksikliği çok ciddi bir şekilde hissedildi. Çünkü bizim hani Beşiktaş'la ilgili genel eleştirimiz, evet iyi oynuyor, tempolu oynuyor, pozisyona giriyor ama sanki çok fazla Quaresma üzerinden dönüyor her şey. Quaresma'sız ne yapar acaba diye kendi kendimize sorarken burada programlarda biraz onun yanıtını alır gibi olduk. Ne dersiniz? Kanat oyuncuları çok önemli tabii ki. Yani özellikle iç sahada adam eksilten, orta yapabilen, işte gol vuruşu yapabilen, gol atabilen kenar oyuncuları ve onu destekleyen arkadaki bekler, yani sağ bek ve sol bek dediğimiz oyuncu profilleri çok kıymetli. Tabii şimdi sağ tarafta hem öndeki oyuncunun yok, evet, hem arkadaki oyuncu yok. Yani orada bir işleyişte ciddi bir değişiklik var. İşte ilk devre Abubakar ideal bir kanat oyuncusu değil. Yani onunla gitmeye çalıştı ki daha sonraki süreçte ikinci devre biraz daha farklı bir opsiyon deneyerek rakip üzerindeki bu baskıyı kurdu Beşiktaş takımı. Tabii son haftalardaki Gökhan'ın performansının yükselmesi de aslında ofansif anlamda Beşiktaş'a ciddi bir katma değer katıyordu. Ki sezona çok iyi başlamamasına rağmen Gökhan, ama son özellikle son haftalarda hem fiziksel olarak hem moral olarak aslında üstüne koyarak giden bir Gökhan var. Tabii ikisinin olmayışı ciddi anlamda ofansif anlamda etkinliğini bir nebze kırdı diye düşünüyorum. Bunun yanında Babel'in de aslında çok etkili olmayışı, iki kanatı da bir anda yarı topal gibi yapmaya çalıştı. Karşınızdaki takım da tabii bunu doğru pozisyonda durarak ve doğru oynayarak tamamen pasifize etti özellikle ilk devre. Şimdi Abubakar kenarlara kaçtığı sürece gol bölgesinden çok uzaklaştı. Cenk evet golcü ama Cenk'e muhakkak ki o 18'e içine muhakkak ki top getirmeniz lazım. Bunu getirme şansı olmadı Beşiktaş takımı. Dolayısıyla Cenk'i de rakip 18'de buluşturamazsanız o zaman bu etkinliğini de muhakkak ki minimize etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla o baskıyı Kayseri Spor üzerinde Beşiktaş özellikle ilk devre kuramadı. Dolayısıyla da çok fazla pozisyon üretemedi. Evet, topa sahip oldu, topa oynamaya çalıştı ama üretkenlik anlamında çok üretken olmadı. Buna bir de orta saha oyuncusu olarak, yani hep söylüyorum, Oğuzhan biraz daha rakip 18 içine girmeli, oraları biraz zorlamalı, gol adetini yükseltmeli, çok yetenekli. İşte 87-88'deki bu tür girişleri daha fazla yapmalı ki hem kendi arkadaşlarına hem de kendine gol pozisyonu üretme adına biraz daha etkin olmalı diye düşünüyorum. Tabii ikinci yarı değişiklikler. Şimdi evet, ona değinelim hocam. Şimdi Şenol Hoca'nın maç başlangıç kadrosunu ekrana getirelim. Sonra da ikinci yarı nasıl bir değişiklik yaptı ona bakalım. Maç başlangıç kadrosunda tabii Quaresma'nın ve Gökhan Gönül'ün yokluğunda herhalde bilmiyorum çok eleştirebileceğimiz bir şey var mı? Hocam burada kadro bakın. Evet. Bu aslında klasik Beşiktaş dizilişi, Beşiktaş başlangıcı. Hani var mı söyleyeceğiniz bir şey? Yani eldeki kadroyla acaba Quaresma'nın yokluğunda başka bir alternatif olabilir miydi? Ömer Şişmanoğlu'nu zaman zaman orada kullandığını özellikle ligin ilk yarısında biliyoruz ama bu konuda... Yani ideal olarak bakıldığı zaman başka... mevcut olarak çıkabilecek en iyi kadro bu gibi görünüyor. Tabii hep söylüyorum ya, kanat oyuncuları çok önemli. Yani kanat oyuncusu kanat oyuncusu gibi olmalı. Adam eksiltmeli, orta yapmalı. İşte soldan Babel giderken içeri girip girmeli, desteklemeli. Orta saha oyuncusu orta saha gibi olmalı. Muhakkak ki dönen toplarda desteklemeli. Ve zaman zaman Beşiktaş takımı bugün mesela çok atak bitiremedi. Bitiremediği için de dönen toplarda zaman zaman riskler aldı ve riskler yaşadı. Şimdi... orta saha oyuncusu olarak baktığınız zaman Atibe ve Oğuzhan ilk devre hiç rakip 18 içine girmediler. Talisca zaman zaman destekledi Cenk'i. Abubakar kenarlara kaçtı. Babel oyunda etkinliği fazla yoktu. Dolayısıyla o zaman üretmeniz de çok zor. Rakip üzerinde baskı kurmanız da. Adriana hiç çıkmadı. Doğal olarak sol tarafta kimin oynadığını zaman zaman çok fazla net olarak göremedik. Çünkü kenar oyuncular özellikle Abubakar daha fazla içeri girip o alanı destek vermeye çalıştı.
tabii dönüşlerde de gelemeyince tabii Adriano problem biraz oldu. Tecrübeli bir oyuncu. Çok fazla ileri gidip ofansif anlamda çok katkı sağlamadı ilk devre boyunca. Aynı şey bek için de geçerli. Ama ikinci yarı o değişiklik biraz daha ofansif anlamda oyunu rakip alana yıkma adına daha doğru bir tercih oldu. Hemen o zaman o değişikliğe de bakalım. İkinci yarıya başlarken ki evet, Babel oyundan çıktı, Tolgay oyuna girdi. Hani bu zihinlerde bir ofansif değil defansif bir değişiklikmiş gibi algılanabilir. Bir hücum oyuncusu çıkıyor, bir orta saha oyuncusu giriyor ama oyun anlayışı değişiyor burada ve doğru. Baskıyı farklı bir şekilde yapmak istiyor burada Beşiktaş artık. Özellikle Adriano ve bek biraz daha ofansif anlamda daha etkili olmaya çalıştılar. Özellikle bek tarafından ki önde iki oyuncu özellikle Abubakar ki Cenk oyunun genelinde çok oyuna müdahil olmadı. Yani oyunun içinde çok gözükmedi. Neden öyle hocam? Yani bu sadece tabii zaman ki Santfor top gelmesini bekler zaman ama. Zaman zaman olabilir. İlk devrede o baskıyı kuramadığın için Cenk daha çok baskılı oyunlarda çok etkili bir oyuncu. Özellikle rakip 18 içerisinde. Ama tabii o baskıyı kuramadığınız zaman oraya çok fazla top taşıyamadığınız zaman o etkinliği zaman zaman kayboluyor. Kolay değil. Cenk de uzun süredir devamlı oynayan kolay değil. Ya Perşembe, Çarşamba, Pazar, Perşembe, Pazar oynayarak geliyorsunuz. Zaman zaman zihinsel yorgunluklar olabilir. Ama bunun yanında Cenk durgunken Abubakar çok hareketli. Bu da Beşiktaş'ın çok büyük avantajı diye düşünüyorum. Özellikle ikinci yarı itibariyle Abubakar üstüne koyarak yani hem golcü kimliğiyle hem takıma katkı kimliğiyle üstüne koyarak gelen bir oyuncu yapısı var. Talisca tabii hep Beşiktaş'ın çok önemli bir oyuncu diyoruz ama bugün fiziksel olarak onda da bir yorgunluğu özellikle ikinci yarı 60'tan sonra biraz daha hissettik ama yine bütün etkili atakların başlangıcında hep Talisca var. İkinci yarı itibariyle ne değişti? Aslında bu futbolda baklava düzeni dediğimiz evet. bir düzendir. Özellikle orta saha oyuncuları ki özellikle Beşiktaş takımı ilk devre Laval ve Rotman'la Kayserispor çok güçlü ve diri bir orta sahayı çok hegemen altına alamadı. Yani Oğuzhan ve Atiba ile birlikte bu baskıyı rakibe çok veremedi ama bu yapıyla ikinci yarı itibariyle daha rakip üzerinde etkili olan bir Beşiktaş takımı. Burada da orta sahadaki oyuncuların topa hakim olmaları ve rakip 18'e biraz daha fazla adamla girmeye başlamaları oyunu biraz daha Kayseri Spor alanına yaktı. Doğal olarak Kayseri'de psikolojik olarak biraz geri çekilmek zorunda kaldı. Ki ilk golde zaten biliyorsun duran toptan geldi. Evet. Duran toplar da futbolda çok önemlidir. yine aslında bakıldığı zaman zor bir golü müthiş bir vuruşta gole çevirdi Abubakar. Kolay bir vuruş değil çünkü o vuruş. Ama ben Abubakar'dan zaten normal gol beklemiyorum. Yani çok yani inanılmaz olmaz dediğiniz golleri atıyor. Çok yapabilir dediğiniz golleri de kaçırabiliyor ama bazen, bu golcülerin doğasında var yani onu söyleyebilirim. Bazen çok basit pas hataları da yapıyor hocam. Yani ya işte değil mi? Çok bir kanaatiniz oluştu mu Abubakar'la ilgili? Yani net bir kanaatiniz son, var mı? Son artık? 10 haftayı da görelim de ondan sonra görelim. Hala oluşmadı ama yani. Ama şunu söyleyeyim yani üzerine koyarak gidiyor. Yani ilk geldiğindeki Abubakar değil. Hem fizik olarak da daha iyi. Herhalde tabii takım içerisindeki yapıya da biraz daha uyuştuğunu düşünüyorum. Afrika Kupası'ndan moralli geldi ve iyi bir şekilde geldi. Golcü kimliği zaten beklentine gol. Bunu da özellikle ikinci yarı itibariyle yapmaya başlayan evet. bir kimliği var. Tabii üçlü orta saha ve Talisca ile birlikte ikinci yarı itibariyle Beşiktaş biraz daha rakip sahada o baskıyı ciddi artırdı. Ki özellikle bek tarafından ciddi bir baskı kurdu. Ki bekle de 2-3 tane pozisyon evet. yakaladı. Ki bunu özellikle iç sahada kenar oyuncularıyla daha fazla yapmalı. İşte Gökhan'ı bekten ayıran en önemli unsur ofansif anlamda takıma verdiği katkı. Yani işte buna bir de Quaresma'nın öndeki bireysel yeteneğini eklerseniz buna rağmen bakıldığı zaman ilk yarıdaki oyunla ikinci yarıdaki oyun şablonuna bakıldığı zaman ikinci yarıdaki oyun şablonu biraz daha doğru gibi gözüküyor. Bursa Spor maçının ikinci yarısında da benzer bir değişikliği yapmıştı evet. Şenol Hoca. O hatırlatmayı yapalım. Biraz görüntüler üzerinden yürüyelim olur. Hocam. Görüntülü analiz yapalım. Hemen ilk pozisyon ekrana gelsin. İlk pozisyonumuz Abubakar'ın attığı çalım. Buldu hocam görüntü. Evet. Ne diyorsunuz bu çalım hocam? Çok sıra dışı bir çalım. Çok inanılmaz. Çok net görmeden önce bunu bilerek mi yaptı diye hatta sana sordum evet. ama resmi görünce evet bilerek yapmış. Çok zor bir çalım şekli.
Ya burada ve karar... tamamlamış yani. Yani tam %100 tamamladığını söyleyemeyiz ama hocam. En azından ayaktan adamı sekiyor. Geçmiş. Yani evet. Bu önemli bir şey. Amacına ulaştı. Ulaşmış oradan devam etti. Erkan'ı geçip evet. En azından pozisyona soktu takımını. Evet. Bu güzel görüntüyle başlıyor özetler. Bu evet. Güzel çalımla, sıra dışı çalımla hakikaten pek görmeye alışık olmadığımız bir çalım bu. Kolay bir şey değil. Sonra Beşiktaş'ın ilk yarıda işte tamamlayamadığı veya yani, hatta pozisyona geç kalındığı bitiremediği pozisyon, ataklar. Geç kalındığı pozisyon. Bek burada bu dip koşular çok önemli. Yani bunu işte özellikle öndeki oyuncuların ve orta saha oyuncuların yapması takım için çok önemli bir güçtür. Bunu Cenk biraz daha yapmalı. Yani Abubakar bunu deniyor. Burada Talisca uzaktan biraz da fantastik bir vuruş. Ama tabii şutuna güveniyor. Ya sol ayağı çok etkili. Burada tam ayağına oturmamış zaten galiba. Ya, ona bu şekilde vurmak çok zor da biraz ya, daha yatarak vurmak biraz daha kolay olur ama pozisyonu zaten o anlamda çok zor. Zaten bileği evet. Hatta bileği evet. Üstüyle vuruyor evet. Topa. Evet. Ama o mesafe çok gözetmiyor. Talisca'nın o özelliği var. Yani şut denemek önemlidir bir futbolcu için. Özetle de... Denemeden de gol yapma şansınız yok. Dolayısıyla yani şut deneyen oyuncu her zaman önemlidir futbolda. Diğer pozisyona geçelim. Kayseri Spor'un... Burada da Laval'ın pozisyonu var evet. Herhalde büyük bir ihtimalle. Çok sert bir şuttu. Çok. Yani Fabri evet. Hem başarılı hem biraz da şanslı. Değil mi? Yani orada çarpabilir. Gitmedi. Çarpabilir. Oyuncuya da çarpabilir. Kendi oyuncusuna da çarpabilir. Hı-hı. Laval da çok yani vurabileceğin en iyi şeklini evet. Vurmuş yani. Diğer pozisyona geçebiliriz. Kayseri Spor'un zaman zaman Beşiktaş sahasında bulunduğu anlar ki ilk yarıda bunu daha sık yaptılar. Varela bu herhalde inanmıyorsam. Evet. Burada offside var. Burada offside pozisyonu. Var evet. Net offside. Ama yine de şu önemli hocam. Maç 0-0. Beşiktaş'la İstanbul'da oynuyorsunuz. Ceza sahasına Varela'nın da girdiğini düşünürsek 4 oyuncuyla birlikte. Hatta 4, evet yani 4 oyuncu, geriden gelen de Varela'yı da sayarsan 5 oyuncu. Evet. Evet. Yani bunu İstanbul'da yapan takım sayısı çok az. Bunu yapabilecek potansiyeli var ama Kayseri Spor'un. Yapmalı yani, diyorsunuz. Yapmalı, yapmalı. Evet. Sergen Hoca da zaten ofansif futbolu seven bir teknik adam. Evet yani. Dolayısıyla şimdi bu orta saha oyuncuların öyle bir özellikleri vardır. Yani hep yani mağlup olabilirsiniz. Çok önemli değil. Ya İstanbul'da zaten Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fener'e karşı oynamadan kazanma şansınız yok. Evet. Yani oynayarak kaybederseniz ama oynayarak da zor kaybedersiniz. İşte kora kor mücadele ederseniz, ayakta kalırsanız ve en az rakip kadar isterseniz başarılı olmama şansınız yok. Yine biraz de hocam, oyuncu kaliteniz iyiyse. Evet. Yine de hocam yani ligde bulunduğu pozisyon itibariyle göze hoş gelen futbolu ön plana koymak çok zor değil. Siz de orta sıralarda biraz daha zor durumda takımlar çalıştınız. Yani i̇şte oradaki biz de aynı baskıyı dönemde aldık yani. Yani. Biz evet. De 18'de almıştık. Çok problem değil. Burada zaten bir şeyi yapabilirseniz zaten bir tık yukarı çıkıyorsunuz. Dolayısıyla hep söylüyorum kimse iyi yerleri teklif etmiyor. Sergen Hoca'ya da etmeyecektir. Yani onun için bir süreç yaşaması lazım. Doğru bir yer, doğru bir takımla başladı. Doğru transferler yaptı. Ama şöyle bakalım. Bu güven olayı çok önemlidir ki ilk maçı biliyorsun Başakşehir'le 5-1 ile başladı tabii. Ama orada tabi daha takımın oyuncuları gelmemişti. Neredeyse yarısı yoktu. Yarısı yoktu ki burada Güray falan yok daha yani Güray falan olsaydı. Evet bu maçta bir de o tarafta yani çok etkili oynarken sıkıntısı var. Ama fikstüre baktığın zaman ikinci yarı itibariyle ya ilk 3-5'tedir Kayseri Spor aldığı puan olarak. Hocam 7 geçen maç. Geçen hafta da 90'da kaybetti yani evet. Kaybetmese. 7 maç galibiyet 4 galibiyet 2 3 beraberlik. 3 beraberlik yani, tabii. Daha ne yapabilir yani, ki değil mi? Yani ilk yarı itibariyle o kıstası yaparsak hata yapmış oluruz. İkinci yarı itibariyle değerlendirirsek tabii. O zaman riski yok. Yani şey olarak baktığın zaman. Ama 17'lik haftalık süreçte riskli geliyor. Evet. Tabii. Ama işte bu iş böyledir ya. Eğer hoca oyuncusuna inanırsa, oyuncu hocayla o koordinasyonu yakalarsa ve doğru da işler yaparsanız ve bu bir galibiyete bakar, iki galibiyete bakar. O moral de sizi o rüzgar çok ileri taşıyabilir ki Kayseri bence bundan sonraki süreçte daha da yukarılara gelecektir. Bir ara verelim hocam, devam edelim görüntülü analize.
90 artı devam ediyor. 2-2 biten Beşiktaş-Kayseri spor maçını Mehmet Özdilek'le konuşuyoruz. Görüntülü analize kaldığımız yerden devam edelim. Yine bir Kayseri spor hata. Bu da ilk yarıdaki en önemli pozisyondu. Tabi biraz Fabri'nin hatasıyla doğdu bu pozisyon ama evet. Yine Kayseri spor ceza sahasında kalabalık. Burada Deniz Türüç ilk vuruşu yapamadı hocam. Belki ilk vuruşu yapsa gol olacak. İşte ters ayağına geldi evet, onun için. Evet değil mi? Evet. Ondan sonra gerçek ayağıyla vurmaya çalıştı ama Atiba da... yine... Doğru yerde, doğru yerde, doğru yerde. Kale güvenliği futbolda çok önemlidir. Özellikle duran toplarda, yan toplarda kale güvenliği hep oyunculara anlatmaya çalışırız. Çünkü zaman zaman pozisyon hatalı olabilir ama rakibe geldiğinizde hemen bir kale güvenliği pozisyonuna girmeniz lazım. Bu da işte Atiba'nın tecrübesiyle alakalı. Çok doğru bir yerde, doğru yerde yani. Burada Abubakar zorluyor. Kaybediyor. Tekrar top ona gelecek. Oğuzhan double pass'a gidiyor ama dönüşünde yine Abubakar'la buluşuyor. Evet. Yani bu da Beşiktaş'ın, mesela iyi vuruş. İyi vuruş. Bu da Beşiktaş'ın ilk yarıdaki en etkili olduğu anlardan evet, bir tanesiydi. İyi vuruş. Beşiktaş maç boyunca net açık pozisyon bulamadı. Karşı karşıya veyahut da böyle çizgiden getirilen bir topta, hani az önce Umut Bulut'un offside gerekçesiyle sayılmayan golü gibi pozisyonlar bulamadı. Şöyle söyleyeyim, iki stoper, Mabiala, Kanabıyık, onların önünde iki tane de oyunu iyi oynayan Rotman ve Laval'la tecrübeli. Yani o dörtlü iyi kapattı, orayı, iyi kapattı orayı, evet. Burada daha iyi bir şut çıkabilirdi herhalde Talisca'dan, değil mi? Talisca'dan zaten göremedim, bir daha pozisyonu geri alabilirsek. Alalım hemen. Çünkü burada evet Abubakar iyi bıraktı. Aslında iyi de vurdu ama biraz topun dibine girmiş. Aslında girerek de biraz da böyle eşarpe vurayım diye demiş ama olmamış. Olmamış evet. Devam edelim. Diğer pozisyona geçelim hemen hızlı bir şekilde. Maçta çünkü pozisyon çok, daha gollere bile geçemedik. Hala 0-0 mücadele. İkinci yarıda da yine zorluyor. Bek dediğiniz gibi hocam. Bekin, evet. İkinci yarıda çok daha i̇şte, aktif. İstanbul'daki hücumda. Maçlarda kenar oyuncuları özellikle bu şekilde girmeliler. Zorlamalılar rakibi. Ki ikinci yarı anlamda Beşiktaş takımı biraz daha rakip 18'de oynamaya başladı oyunu. Evet. Bu süreçte de zaten duran toptan gol geldi, ilk gol. Evet, dönen topları da daha fazla evet, almaya daha başladı. Fazla. Kayseri Spor ilk yarıdaki gibi hücumlar geliştiremedi. Evet. İlk devre mesela Beşiktaş'tan rakibi 18'de kaç oyuncu görüyordun? Maksimum doğru. 1-2 görüyordun. Şu anda 5-6 tane oyuncu var rakibi 18'de. Aynen öyle hocam. Varela'nın Varela'yla evet. Etkili şutu. İşte ve Beşiktaş'ın golü. Evet. Sekti top. Abubakar boşta. Ve golü evet. yaptı. Evet. İyi vuruş. O kalabalıkta artık değil mi hocam? Tabii. Yani tabii. Sert ve yerden düzgün bir vuruş istiyor. Ve seken topu vurduğu için o hızı vermek olmuş. Daha kolay. Evet. Beşiktaş bu golle öne geçti. Dakikalar 55'i gösteriyordu. Hemen bir diğer pozisyona geçelim. İşte gol bu. Burada herhalde bir savunmaya söyleyeceğimiz pek yok. Çok biraz fazla seken top bu, tabii evet. Bekin yine Bekin bir sol ayaklı evet. denemesi var. Ya ikinci yarı evet, o anlamda sağ taraftan daha fazla denedi Bek. Adriana'ya nazaran daha fazla denedi. Evet. Ve bundan sonra da Kayseri Spor'un golü var. Şimdi özetlerdeki evet. pozisyonlar da var. Kayseri Spor'da özellikle sol kanadını iyi kullandı hocam. Doğru. Doğru. Ve burada Erkan'la birlikte çok etkili oldu. Varela'yla birlikte. İşte Umut da sanıyorum bu sene ikinci golü. Yani biri Fenerbahçe'ye yaptı. Biri işte evet. Yani bu koşuları yapan ender oyunculardan bir tanesi. Yani işte hep kenardaki oyuncu da bunu ister teknik adamlar. İçeriye o koşuyu yap muhakkak ki orada bulun diye. Umut da bunları Türkiye'de iyi yapan oyunculardan bir tanesi. Tabii Erkan doğru kesmiş. O da doğru yerde buluşmuş. Bu golle beraberliği yakaladı Kayseri Spor. Beşiktaş hemen bu gole bir reaksiyon vermek istedi aslında. Yine bir baskı yine, kurduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu da ilginç bir bu pozisyondu. Da, evet, normalde gol olur diyorsun değil mi? Evet. Yani Atiba evet. şimdi altı pasta topa dokunacak ama kalecinin üstüne. Tosic yine sağ ayağına gelmiş. Evet. İşte belki orada Cenk'e gelse onu gol yapabilir. Yani golcü farklı bir şey, farklı bir kimlik. Atiba çok farklı bir oyuncu. Evet.
İşte oralara biraz daha fazla girerse oralarda daha fazla haşır neşir olmak önemli çünkü. O alışkanlıkla, alışkanlıkla hocam, alakalı, evet, bir şey tabii. İşte yine Talisca'nın denediği, evet, var. Bayağı uzak mesafe, evet, hocam. İşte bunları yapan farklı kılıyor. Bir kendine tane daha gelecek. Yine deniyor. Hemen bu, evet, bir iki dakika arayla oldu bu, evet, şutlar. Evet. Ama oradan tabii plase zor. Ve şimdi yine Kayseri zamanlama hatası var burada. Tošić mi? Evet. Tošić gibi tecrübeli bir oyuncu. Alalım taç atışından. Tabii. Yani Tošić orada önüne geçmeye çalışmasa, belki marke etse dönemeyecektiniz değil mi yani, hocam? Onu mu kastediyorsunuz? Tabii tabii. Şimdi bakıyor, görüyor. Evet, gördü. Aynen öyle. Şu anda görüyor, baktı. Görüyor yani, görüyor. Evet. Attıralım taçı. Tošić gitmese Deniz ne yapacak? Dönse geri gelsin, karşısında geri, olacak. Geri getir abi pozisyonu. Alalım. Deniz'in buluştuğu an alalım topla. Şurada, evet, evet. Tošić dursa yerinde ne yapacak? O pozisyonda olmaz. Biraz daha Deniz'in arkasında olur çünkü. Çünkü belki, almak için gidiyor. Evet, belki topu tutacak, bir pas opsiyonu arayacak. Oradan değil mi? Tabii ya, çünkü Atiba da sıkıştırmış. İkili, evet, sıkıştırmayla topu kapacaklar belki. Ya Umut'a dönecek belki yani, orada. Evet. Ama işi zorlaştıracaksın. Burada defans oyuncuları zaman zaman bu hatayı yapıyorlar. Yani zamanlama hatası çok önemlidir futbolda, özellikle defans oyuncuları için. Alacağına inanıyorsan evet gideceksin, ama alacaksın. Alamadığın zaman işte bu oluyor. Bedeli bazen ağır oluyor. Deniz de çok yetenekli bir, evet, oyuncu yani. Sol ayağını çok iyi kullanan bir oyuncu. Oradan bir hamleyle iki oyuncudan sıyrıldı. Devam edelim. Şimdi orada da mesela teknik adam tercihi. Deniz Türüç ilk yarıda kanatta oynuyordu. Ama Sergen Hoca'nın gelip de yaptığı ilk değişikliklerden bir tanesi Deniz'i santrforun arkasına, merkeze koymak oldu. Yani çok opsiyonlu bir oyuncu Deniz. Yani sağ kanatta oynatıp içeri girip şut attırabilirsiniz. Forvet arkası şutu denettirebilirsiniz. O içeri girmeyi seviyor çünkü gol şansı yüksek. Solda oynatabilirsiniz. Yani opsiyonu çok yüksek bir oyuncu Deniz. Burada Bekin yapabileceği bir şey var mı? Can abiyle. Aslında kademeye doğru girmiş ama... Şimdi dokunmasa i̇şte, ne olacak? Dokunmasa arkadaki Valer'e vuracak yani, çok net bir şekilde. O da vurmuş, Varela da vurmuş aslında hocam. Yani belki bilemiyorum ama yani ayak içiyle ya, hazırlamış vurmuş, yani, evet, kendini tabii. Evet. 82. dakikada Beşiktaş gol yedikten sonra yine bir reaksiyon gösterdi. Gösterdi. Ya hiç reaksiyonsuz kalmadı ikinci. Tabii tabii. Ya kolay o değil önemli. Bu maçta 83'ten tekrar beraberliği yakalamak da kolay bir şey değil. Ya, bu bence offside da değil. Evet ki hani seyrettik hocam, evet, beraber. Evet. Bein Sports'a Pierrot'su vardı. Bir 25 santim offside yani, değil. Evet. Hakemin şansına gol olmadı. Gol olmadı, evet. Yoksa bunu... Vuruş için ne diyeceksiniz? Yani niye böyle yukarıya doğru vurmuş olabilir Talisca? Geçmeye odaklanmış Talisca. Tamam, geçti. Geçti. İşte sağ ayağına sağ geldi tabii. Yani belki acaba orada rakibin kapattığını gördü. Garantiye gideyim savunma dedi ama... Savunma oyuncusunu görüp ona olabilir, üstünden tabii aşırayım demiş olabilir yani, mi? Büyük bir ihtimalle öyle. Yani 4 numarayı görmüş büyük bir ihtimalle. Levent herhalde o. Evet. Risk almayayım demiş, almayayım ama daha demiş, büyük risk almış. İşte bizim devamlı dediğimiz Oğuzhan'ın girip bu pasları daha fazla yapması gerekir. Bence Abubakar yine çok zor bir pozisyondan, iğne deliğinden bence golü çıkarmış. Yani dönüşü harika, dönüşü değil mi falan hocam? Müthiş. Müthiş. Bir daha bakalım gole bence. Çünkü çok güzel bir dönüş var orada. Evet. O kalabalığın içinde savunma oyuncusu da penaltı yapmamak tabii için müdahale edemiyor. Edemiyor, evet. Müthiş dönüş, müthiş alış ve bence çok iyi de bitirmiş. Evet, 88. dakikada Beşiktaş en azından yenilmezliğini korudu. Korudu tabii. Bir puanını aldı en azından. O da var. Aynen öyle. Kanabuyu'nun şutu 90'da var. 90'da yine kaçırdı. Bu da aslında riskli bir pozisyon yani. İyi pozisyon değil mi hocam? Tabii tabii. Önü yani, kapalı tabii, önü değil. Önü bomboş, kimse yok. Mitrovic'i nasıl buluyorsunuz? Marcelo'nun yerine oynayacak. Marcelo, Tošić yani bu sene bence çok iyi bir süreç yaşıyorlar. Tabii devre arasında geldi Mitrovic. Tam bir yorum yapamıyorum. Evet, çok fazla net göremedim almadı, yani. Doğru. Dolayısıyla yorum yapabilmek için, daha sağlıklı yapabilmek için biraz oynaması ve o süreci biraz daha üst üste koyarak devam etmesi lazım ki daha sağlıklı yorum yapalım. Ama Marcelo ve Tošić daha oturmuş bir ikili değil mi? İyi gidiyorlar. Yani
ki özellikle son 2-3 hafta Atınç'la Tosic'ten dolayı hoca tercih etti. Onda zaman zaman sıkıntılar yaşadı. Ama orada mesela şunu dedi ki niye Mitrovic değil Atınç? Onu insanlar söyledi. Çünkü devre arasında gelen transfer. Atınç da zaten bizim evladımız yani devre arasında gelen arkadaşımız ama hoca tabii onlarla yaşıyor, onlarla antrenman yapıyor. En doğru kararı hoca veriyordur. Ona da saygı duyurmak lazım. Evet, Beşiktaş maçıyla ilgili ekleyeceğiniz bir şey yoksa hocam, düne dönelim. Galatasaray Gençler Birliği maçını konuşalım. O da bol gollü, zaman zaman temposunun yükseldiği, en azından heyecan dozu yüksek bir karşılaşma oldu. Evet. Galatasaray 3-2'lik bir galibiyet elde etti. Galatasaray'da da önemli sayılabilecek eksikler vardı. Yani işte Buruma cezalıydı, De Jong yoktu, Eren son anda sakatlandı, Snyder yedekler arasında durmak zorunda kaldı mecburen sakatlıktan yeni geldiği için gibi problemleri vardı Galatasaray'ın. Galatasaray'ın dizilişi üzerinden konuşalım. Çünkü bunu daha haftalarca konuşacağız herhalde. Çünkü ligimizde 4-2-3-1 dışında çok fazla açıkçası formasyon görmüyoruz. Evet. Tudor da geldi. İlk Rize maçı hariç bütün maçlarda bu 3-4-2-1 diye nitelendirebileceğimiz dizilişle takımını oynatıyor. Burada biraz daha az pozisyon vermeyi ve daha hızlı oynamayı amaçlıyor sanki Tudor. Tabii ne kadar gerçekleşiyor tartışılır. Şimdi tabii yani son iki haftada 90'da iki evet. tane duran top. Yani ve ikişer gol yenmiş. İkişer gol yenmiş. Bir o kadar da kaçırmış rakip. Kolay değil birçok şeyi değiştirmek. Yani hiçbir hocanın elinde sihirli değnek yok. Ha, bir şeyler fark ediliyor mu? Evet. Fark ediliyor. Nedir fark edilen sizce hocam? Bir kere sistemde değişiklik var. Tabii. yani baktığın zaman açık bir değişiklik var. Ha şu var, ben son iki haftada gördüğüm şey, oyuncuların sevinmelerinde bile farklılık var. Bilemiyorum yani ben sadece objektif olarak seyrediyorum. Biraz daha odaklanmış. Biraz daha odaklanmışlar, biraz daha sahiplenmeye başlamışlar gibi. Özellikle dünkü Selçuk'un golünden sonraki Selçuk'un sevinme hali, işte ona Schneider'in uyması, işte yani böyle bir birliktelik o enerjiyi görüyorsunuz. Yani çok mu iyi oynuyor? Çok iyi oynuyor ama iyi mücadele ediyor diyor Galatasaray takımı. Daha önceki haftalarda o mücadele gücü çok fazla yoktu Galatasaray takımının. Ha bunun getirdiği ciddi problemler var, sakatlıklar var. Her maç bir problemle karşılaşıyor. İşte bu maçta da maçın başında Hakan'la sıkıntı yaşadı. Şimdi o çok tartışılıyor hocam. Siz güzel bir konuyu açtınız. Tabii hani muhakkak ki şu cevabı vereceksiniz. Hani antrenmanları görmedim, planı programı bilmiyorum. Bunun üstünden yorum yapmam doğru olmaz diyeceksiniz ama hani genel olarak Galatasaraylı yöneticiler de şunu söylüyorlar. Hani biz eskiye göre daha sıkı çalışıyoruz. Yani bu cümle sarf ediliyor. Şöyle eskiden hiç mi çalışmıyorlardı, şimdi biraz mı çalışıyorlar? Yani böyle de bir bakış açısı var aslında. Yani ligin son 10 haftasında bu oyuncu grubuna çok fazla yükleme şansınız yok zaten. Değil mi? Mümkün değil. Ha demek ki önceden bazı zafiyetler vardı demek ki yani. Şimdi eskiden çalışmıyoruz, şimdi çok çalışıyoruz veya çalışıyoruz. Ya gidene de haksızlık olur, gelene de haksızlık olur. Yani bunun bir metot şekli var. Bu metoda sezon başı planlamasıyla alakalı her oyuncunun, her teknik adamın bir oyun planlaması ve oyun şablonu vardır. Buna göre de antrenman metotları vardır. Ama lig devam ederken bununla çok fazla oynama şansınız yok. Ha nedir? Ha, sezon başıdır, 3. 5. haftadır, milli takım araları vardır. Genelde bunları yaşadığım için bu aralarda evet bu yüklemeleri yapabilirsiniz. Ama ligin bitimine 10 hafta kalmış artık. Yani çok fazla yükleme, oyuncuya çok fazla şey verme şansınız yok. Sadece taktiksel anlamda değişikliklerinizi çok tekrarla anlatabilirsiniz. Ki ben Tudor'un o anlamda, taktik anlamında çok şey anlattığını düşünüyorum. Çünkü buna gerçekten önem veren bir teknik adam. Kolay değildir. Yani üçlü oynamaya çalışırsınız da elinizdeki oyuncu profili buna uygun mudur? Yani uygun mu sizce? Bunun sancılarını yaşarsınız doğal olarak. Tabii şimdi burada en önemli şey iki tane özellikle kenar oyuncunun performansı çok önemli. Karol ve Yasin'in. Yasin aslında 3-4-1-2 buna iki tane oyuncunun kenara geldiği zaman beşli defans olması mı dersiniz? Yoksa işte kenardan öbür stoperlerden biri geldiğinde Karol'un üçlü defans olması. Ya birçok versiyonu var bu işin. Önemli oyun içinde kaymalar oyun içerisinde kaymalar var. Önemli olan burada
Top sizdeyken ne yapacağınızı çok iyi bilmeniz, top rakipteyken ne yapacağını çok iyi bilmeniz. Galatasaray takımı bu sürece kadar topla oynamayı seven bir oyuncu profili takım vardı ve takımı vardı. Şimdi en azından topu kaybettiğinde de ne yapacağını bilen bir takımı son 2-3 haftadır görmeye çalışıyoruz biz. Yani oyuncular en azından fiziksel olarak, zihinsel olarak bunu uygulamaya çalışıyor hocasıyla birlikte. Şimdi tabii bu hafta aslında hocası da yoktu. Yani tabii cezalıydı. Ama ona rağmen en azından 90. dakikada olsa golü yakalamak, oyun içerisinde olmak çok önemli Galatasaray takımı için ki artık her maçı final. Yani şampiyonluk için evet ama en azından ikinciliği kovalama adına çok önemli bir müsabaka kazandı. Kime karşı kazandı? Yani Gençler Birliği bu ligin önemli diri takımlarından bir tanesi. Buna karşı kazandı. Onlar da aynı sistemi Ümit Hoca ile uygulamaya çalışıyorlar. Onun zafiyetleri olur. Onun ama ona adapte olan oyuncu grubunun performansı, özellikle kenar oyuncuların performansı bu sistemin oluşumunda çok önemli etken diye düşünüyorum. Ki yani, orada da sanki bir denge var hocam. Şimdi Karol aslında daha bek özellikli bir oyuncu. Doğru. Şimdi bir tarafta Karol, bir tarafta Yasin oynuyor. Hakan Balta sakatlanıp oyundan çıkınca Sabri oyuna girdi. Karol stoper oldu. Bu sefer bir tarafta Sabri, bir tarafta Rodriguez gibi oldu. Yani o iki kenar oyuncusundan bir tanesinin biraz daha defansif özellikli olmasa da dikkat, önem veriyor gibi görünüyor. Şu olabilir, işte Yasin daha ofansif bir oyuncu tabii. Evet. Karol biraz daha defansif oyuncu ama Karol da gittiği zaman çıkışlar yapan, zaman zaman etkili işler yapabilen bir oyuncu. Bu tür oyunlarda en önemli şey rakibe eksik yakalanmamaktır. Özellikle kenarlar çok boş olduğu için geri dönüşlerde zaman zaman ofansif oyuncular hep sıkıntı yaşar. Yani Podolski'den bir Karol geri dönüşü bekleyemezsin. Schneider'den bekleyemezsin. Josie'den bekleyemezsin. Anlatabiliyor muyum? Bruma'dan çok bekleyemezsin. Onların muhakkak ki paradını almak zorundasın. Onun için bir tarafta biraz daha defansif oyuncuyla oynamak biraz daha mantıklı gelebilir. Ama bu tabii nedir? İşte %60, %40. Öbür tarafta tam tersi %70, %30 gibi. Çünkü kendi evinizde, kendi seyirciniz önünüzde özellikle kenar oyuncularıyla bu oyunun akışı çok daha farklı ve renkli olur. Eğer bu kenar oyuncularını çok ofansif kullanamazsanız size pozisyon yaratmada çok da üretken olamazsınız. O zaman kenarlarda ciddi boşluklar kalır. Rakibin kenar oyuncuları da bu taraftan çok rahat bir şekilde sizi tehdit eder bu sefer. Dolayısıyla o iki oyuncunun pozisyonu ve performansı çok önemli. Bir şey daha var hocam. Şimdi bu özellikle üçlü savunmada iki stoperin, yani kenardaki iki stoperin, merkezdeki değil, oyuna katılımları da çok önemli. Yani özellikle atak sol kanattan gelişiyorsa Hakan Baltan'ın da orada mutlaka en azından orta sahanın biraz ilerisinde ya oyun kurulumunda ya atağa katılımı gerekiyor. Sağdan geliyorsa aynı şekilde Ahmet Çalın. Evet. Şimdi burada hatırlarsanız Beşiktaş maçında Semih ortada, Şecu sağda başladı. Evet. Benim de aklıma şu geldi. Şecu Semih'e göre topu daha iyi kullanıyor. O yüzden ataklara daha çok katılmasını isteyecek gibi hissettim ama bu 17-18. Dakikada değişti. Ve sonra da öyle devam etti hakikaten. Acaba burada Şecu niye merkezde, Ahmet niye sağ stoperde? Ne dersiniz? Çünkü Ahmet Çalık'la Şecu'yu kıyasladığımız zaman Şecu'nun hem pas kalitesinde, tecrübesi de, pas, evet, şut kalitesi hani Ahmet Çalık'a göre çok daha fazla. Ahmet tabii yeni bir oyuncu. Bir evrim geçiyor. Kolay değil. Yani Anadolu takımından yeni gelmişsin. O takım içerisinde pozisyon almaya çalışıyorsun. Kolay değil ama bunu aşacaktır Ahmet. Çünkü çok çalışmayı seven karakterde bir oyuncu. Şöyle söyleyelim. Yani bu oyuncu grubunu aslında bir de oraya Tolga'yı koyalım. Zaman zaman oyun akışında Tolga da çok özellikle iki stoperin arasına girip defansif anlamda o özelliğini gösteren bir yapıya sahip. Tabii Hakan'ın çıkması aslında o anlayışı bir nebze daha alt üst etti diyebilirim. Çünkü Hakan içlerinde topu en iyi, evet, bir orta saha oyuncusu gibi değil mi orta hocam? Orta saha oyuncusu gibi kullanan ve doğru pozisyona aktarabilen en önemli oyuncu. Ha, orada Hakan'ın sol ayaklı olması, Şecu ve Ahmet. Yani Ahmet de sağ ayağını iyi kullanan, yani basit oynamaya çalışan bir yapısı var. Burada tecrübeli olarak bakıldığı zaman Şecu bu işi biraz daha Ahmet'e nazaran daha derli toplu yapacaktır, yönlendirecektir mahiyetinde düşünmüştür. Hakan sol ayaklı, Ahmet sağ ayaklı, daha sağlıklı gibi görünüyor.
Ama tabii Hakan'ın gitmesi bütün dengeyi bozdu. Gençler Birliği de zaman zaman ciddi pozisyonlar üretti Galatasaray takımına karşı. Dediğim gibi yani özellikle çabuk çıkan o takımlara karşı eksik yakalanma şansınız çok yüksek bu oyun anlayışında. Onun için ters taraftaki oyuncuların kademeleri bu oyun anlayışında çok önemli. Yani eğer gelmezse büyük sıkıntı ciddi diyorsunuz. Sıkıntılar yaşarsınız. Ki öyle oldu zaten. Aslında tam bu oyun düzeninden vazgeçti. Hatta bilmiyorum özette gördünüz mü? Kenardan böyle dörtlü diye işaretler yapıyorlardı 62. dakikada Galatasaray yedek kulübesinden. Galatasaray tam 4-1-4-1 gibi bir düzene geçti. O arada da üst üste penaltılar oldu, gol yedi vesaire. Acaba orada neden vazgeçti? Şundan vazgeçti. Çünkü Ümit Özat da ikinci yarıya başlarken Galatasaray'a karşı daha iyi oynayabilmek için biz de üçlüye döndük dedi savunmada. Doğru. Ve ona yönelik bir değişiklik yaptı. Doğru. O hamleye karşı hamleydi herhalde bu da. Doğru. Değil aslında mi? Selçuk'u biraz daha öne katıp Tolga'yı yani. Biraz daha geri geldi. Sabri ideal yerine geldi. Yani oyunun akışında bu değişkenlikler vardır, olmalıdır da. Her rakibe göre, oyunun akışına göre. Ki o ara ikinci yarı o değişiklik aslında Gençler Birliği açısından baktığın zaman da Galatasaray üzerine daha fazla, daha değil ciddi mi? Gitmeye başladı. Özellikle öndeki Vedat çıkınca onun yerine gelen siyahi oyuncu, daha atletik bir oyuncu, ismini şimdi çıkaramadım, mazur görsünler beni, daha atletik, daha sprinter bir oyuncu, o aralara koşularla ciddi pozisyonlar üretmeye çalıştı. Doğal olarak Karol ve Sabri ile ideal pozisyonuna gelip biraz daha defansif anlamda tedbiri almaya çalıştı ama akabinde duran toplardan iki tane peş peşe penaltı. inanılır gibi değil. Yani biri Şeşu, biri Tolga. Yani bir dakika arayla inanılmaz derece. Ele Tolga'nınki çok acayip değil mi hocam? Ya inanılır gibi değil. Hocayı da aslında tebrik etmek lazım. Bu atmosferde bir dakika içerisinde İki yani penaltı çalmak. Fırat Hoca kolay değil. İstanbul'da evet, değil mi? İstanbul'da. Bir de maçın başında çaldın. 3 tane penaltı. Yani genel hattıyla ama Fırat Hoca iyi maç yönetti. Daha da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii hep söylüyorum. Yani maç bitmeden, düdük çalmadan maçı bitirdim demeyeceksin. Bir duran top. İşte bir son gole bakalım o zaman bakalım. Hocam. Yani özete yine çok fazla klasik Selçuk golü. Bakamadık ama son gole bakalım. Orada tabii biraz şaşırtmaca da var, biraz taktik de var değil mi? Yani orada tabii, hem Podolski topun başına geliyor yani, Selçuk bir kaleci için zor. O da Hof için tabii tehlikeli. Yani bir tarafta Podolski sol ayağını müthiş kullanan bir oyuncu. Diğer tarafta da hemen yan tarafında da Selçuk var. Yani barajın o zaten büyük bir ihtimalle yanıltmıştır ama Hof da bu sene yani ciddi iyi oynuyor, çok net söyleyeyim. Bizim dönemimizde gelen bir oyuncuydu. Evet. Çok gelişimi açık ve üstüne koyarak gidiyor. Bu sene o tecrübeyi biraz daha fazla gösteriyor. Yani ama şimdi işte, bu iki oyuncu topun başındayken Hof ne düşünüyor hocam? Topu soluma atacaklar diyor değil mi? Doğal olarak o tarafı bırakmış zaten, o tarafı atsınlar diye. Ama tabii yakın köşeye vurduğunuz zaman da orayı geçerse de kurtarma şansı çok zor oluyor. Ki orada sanıyorum Şeşu ve Tolga var. Evet. O alanı tam kapatınca zaten vuruşta da çok görünecektir. Şeşu şöyle yapıyor herhalde. Çekiliyor hemen. Çekiliyor. İşte. Ve Hof bir adım sola atmış oluyor. Evet. O zaten bir adımı sola attığın an ikinci hamlen zorlaşıyor. Evet. Evet. Ama top da işte gidebileceği en iyi tam yere gitmiş. Tam yani. Gitti. Ama tabii Selçuk bunları yapabilen bir oyuncu. Yani uzun zamandır biraz ayrı kalmıştı bu vuruşlardan ama bu ona ciddi, bu maç tekrar Selçuk'u moral açısından yukarı taşıyacaktır diye düşünüyorum. Volkan Demirel de böyle bir gol atmıştı arenada, hatırlarsınız. Evet. Yine evet. Yakın köşeye vurmuştu. Evet. Barajın üstünden aşırtmamıştı. Ya bunları iyi yapıyor. Yani tabii hep söylüyorum. Duran toplar futbolda %70-80 neticeyi belirleyen unsurlar. İşte doğru kullanan oyuncunuz olmasa 2-2 bitti değil mi? Tabii. Aynen öyle. Antalya deplasmanında da Selçuk ortayı aynı yaptı. Şekilde. Eren'le aynen, buluşturdu topu. Aynen öyle yani. Yani duran toplar çok önemli ya. Yani iki takımlar bunun üzerine çok kafa yormalılar, teknik adamlar. Ben onu çok net söyleyeyim. Yani ki ben çok yoruyorum bu konuda. Farklı şeyler yapmaya çalışıyorduk çalıştığımız sizin dönemlerde. Sizin şeyi hatırlıyorum hocam. Yani o daha önce Süper Lig'de görmemiştik.
rakip korner kullanırken siz fazladan adamla rakip, orta sahaya da bekliyordunuz ki savunma oyuncularını getiremesin rakip diye. Ya ne bileyim, o dönem işte Antalya Spor'dayken. Doğru, alan savunması yapıyoruz, gol yiyoruz. alan adam yapıyoruz, yine gol yiyoruz. Dedik ki bari rakibi fazla getirmeyelim. Öbür türlü 5 kişi geliyor, 6 kişi geliyor. Hani bizden rakipte yani orta sahaya bir 4 kişi bırakırsak maksimum dedim işte rakipte İşte 5 kişi bırakır. Bir de kaleciler artı, bir de atan 7. 3 kişiyle gelir. Hiç olmazsa gol yemeyiz demiştik. Onu 4-5 maç yaptık. Bayağı da başarılı uyguladık ama tabii yaptığın zaman onda başka bir tedbiri geliyor. Var, karşı hamlesi geliyor. Neydi onun karşı hamlesi? Tabii kenar oyuncuları, özellikle kenarda bizim bıraktığımız oyuncuları marke eden oyuncular, kenar bek oyuncuları çok çabuk hemen paslaşmaya geliyorlardı. Bu sefer iş... O sefer onlar boşa çıkıyor. Tabii bizimkiler takip etmeyince bu sefer bir fazla oluyorlar. Orada en önemli şey tabii sonuçlandırmak oluyordu. Rakip sonuçlandırdığı zaman sıkıntı yok. Ama sonuçlandıramadığı zaman lehimize dönüyordu. Birkaç maç çok ciddi uyguladık ama ondan sonra hemen çözdüler. Peki. Başka bir şey yaratmak zorundasın ondan sonra. Bir reklam arası daha verelim. Reklamlardan tamam. Sonra diğer maçlarla devam edelim. Şimdi bir gün öncesine döneceğiz ve Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 geriden gelip 3-2 yendiği maçı konuşacağız. Hocam bu maçı 3 bölüme ayırabilir miyiz? Bir ilk yarım saat Aytemiz Alanyaspor'un harika oynadığı bölüm, evet. 2-0 yakaladığı bölüm ve Fenerbahçe'nin hiç üretemediği bölüm. Sonra Fenerbahçe'nin o 2-0'dan 3-2'ye getirdiği bir yarım saatlik bölüm var. Çok ikili mücadeleleri kazandığı, topa ciddi anlamda hükmettiği bölüm. Sonra da Fenerbahçe'nin oyunu rölantiye aldığı bölüm 60'tan sonra. Evet. Ne dersiniz bu 3'e bölme yorumma? Doğru. Doğru dedim, ne diyeyim? Yani biraz ayrıntılandıralım. İlk 25 dakika tabii müthiş bir alan ya. Yani çok zaten yüksek tempoda. Özellikle kendi sahasında tüm müsabakalarda ofansif evet. anlamda etkili bir alan ya var zaten. Çok realitesi bu. Ama mesela Beşiktaş maçını hatırlayalım hocam. Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı. İlk 15 dakikada Beşiktaş perişan etmişti Alanya'yı. Ondan sonra yani şimdi yani o başlangıcı yapamadı Alanya. O dönemki pozisyonuyla şu dönemki pozisyon biraz farklı. Şu anda artık ligin sonu yaklaştıkça kendini biraz garantiye almak isteyip maçı ne olursa olsun kazanma odaklı bir Alanya Spor profili maça vardı. Maçı başladığı andan. Ki hocası da maçtan sonra Susic çok doğru bir şey söyledi. Yani maç 25 dakika değil. Değil, evet. Değil. Dolayısıyla ilk 25 dakika evet her yönüyle oyun anlamında, oyunu tutma anlamında, pozisyon üretme anlamında, rakibi tamamen sahadan silme anlamında her şeyi yaptılar. Golü de buldular. Yani biri yakaladılar, ikiyi yakaladılar. Herhalde ondan sonra maç bitti dediler. Ki büyük takım işte büyük takım böyle bir şeydir. Yani ne kadar kötü oynarsa oynasın, ne kadar oyuna iyi başlamamış da olsa bulacağı bir gol oyunun içine müdahale eder ki Alanya Spor'un sezon başı itibariyle seyrettiğim birçok maçında en büyük zafiyeti duran toplar. Yani yine aynı şekilde duran toptan, adam kaçırmadan golü yediler. Kendi kalelerine attılar. Zaten 2-1'den sonra oyunun şeklinin değiştiğini çok net şekilde görebiliyorsun oyun içerisinde. Fenerbahçe kötü başladı ama daha sonra oyuna müdahil olarak ikili mücadelelerde özellikle ikinci yarı itibariyle daha fazla oyun içinde kalarak geri dönüşü çok doğru yaptılar. Tabii 2-1, 2-2, 3-2 yine atıf, yine enteresan bir gol. Ama ikinci golün hazırlanışı ve bitişi muhteşemdi. İkinci gol harikaydı. Muhteşemdi. Tek toplarla inanılmaz. Alper'in müthiş bir pası var. Ama tabii Fenerbahçe'den Lens'i al. Ciddi sıkıntılı bir süreç yaşarlar yani oyun içerisinde. Çünkü her şeyi Lens'e bırakmışlar. İşte orta yapsın, adam geçsin, şut atsın, gol atsın, geri gelsin, savunma yapsın. Duran top kullansın. Ya ona da yazık diye düşünüyorum. Ama yürekten oynuyor. Gerçekten benimseyerek oynuyor. İşte iyi oyuncu olmak, büyük oyuncu olmak, bu tür karaktere sahip olmak önemli. Fenerbahçe gibi özellikle bu süreçte şampiyonluktan ciddi
puan olarak geri kaldığınız süreçte maç kazanmak ve oyuna müdahil olmak kolay değildir oyuncular bazında. Ama bunu sürükleyen Lens gibi iyi bir oyuncuları var. Öbür türlü işte Mehmet'i falan saymıyorum. Zaten Mehmet sezon başı itibariyle çok istikrarlı giden bir yapıya sahip. Ama ilk 20-25 dakikalık periyotta Nebil, tabii Kayer'in olmaması da o defans balansını bozduğunu çok net bir şekilde gördük. O anlamda Neuchâtel'le Şikirtel arasındaki o uyumsuzluk pozisyon üretmede Alanya'ya ciddi bir fayda sağladı ki o araya atılan toplarda tabii orada da çok etkili Love gibi bir oyuncuları var. Ama oyunun akışında işi biraz daha kendi lehine çevirdi Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe'nin sahaya çıkan 11'i aynı oyuncularla daha farklı dizilebilir miydi diye düşündüm ben. Özellikle maçtan sonra biraz daha buna kafa yordum. Yani Mehmet Topal'ın yanında Alper, önünde Ozan, solda Atıf vardı. 4-2-3-1 gibi dizdiğimizde. Mesela Atıf forvet arkası, Alper sol kanat, Ozan da Topal'ın yanında olsa acaba biraz daha akışkan bir Fenerbahçe izleyebilir miydik? Ya olabilir yani tabii. Yani bu varsayım üzerine kolay konuşmak değil ama. Tabii. Yani herkes biraz daha kendi pozisyonunda olmaz mıydı o zaman? Olabilir. Atıf tabii yani solda da oynayabilen bir oyuncu ama çok kreatif bir oyuncu ve zaman zaman bu şansı bulan ama bulduğu zaman da rakip sahada en fazla gözüken oyuncu. Bunun getirdiği riskler var mı? Var. Evet, top kayıpları yapıyor. Uzun zamandır oynamamanın getirdiği fiziksel zafiyetler. Evet, yaşıyor mu? Yaşıyor. Ama aslında rakip sahaya da Lens'le birlikte en fazla gidebilen, oralarda rakibi sıkıntıya sokan en etkili oyunculardan bir tanesi. Yani oynadığı hemen hemen her müsabakada da ya gol buldu, evet, ya gol yaptırdı. Yine bence attığı gol birinci sınıf gol. Yani kolay değil o süreçte o gol vuruşunu yapabilmek. İçeride oynamak etkili olabilir, evet. Ama tabii hoca muhakkak ki rakibi de analiz etmiştir. Dediğim gibi içeride iyi oynayan bir Alanya Spor var. Kenar beklere çok ofansif oyuna katılan bir takımları var ama dediğin alternatif de olabilir. Yani Ozan'la Mehmet'i yan yana oynatıp işte Alper'i sola atıp Atıf'ı Fernando'nun arkasında. Bu bir tercihtir, olabilir. Evet. Zaman içerisinde zaten Lens zaman zaman sola gitti. Sağ tarafa Atıf geldi. Oyun içerisinde içeri kaymalar oldu ama yani bu tam akışkanlığı bir türlü Fenerbahçe'de oyun akışkanlığını bir türlü aslında sadece bu maçta değil, tabii, genel yapı itibariyle çok fazla göremedik bu sene ama en azından mücadele etme adına evet mücadele ediyorlar. Yani 2-0'dan gelen takım da kolay değil. Yani o hakkı da vermek lazım Fenerbahçe takımına. Kolay değil. Ne olursa olsun 2-0'dan 3-2'yi yakalamak her baba yiğidin harcı değil. Onu söyleyeyim. Bana bu alternatif dizilişi düşündürten de aslında biraz Ozan'ın performansı oldu. Evet, 3. golde bir asisti var. Sonuçta asiste gol yarısıdır, önemlidir ama hani forvet arkası oynayan bir oyuncudan daha fazla işler bekliyor. Hani bir insan hele Fenerbahçe'de oynuyorsa hani Ozan'ın bir ara pasını görmedik, bir kreatif hareketini görmedik. Oyunun içinde çok performans fazla olarak, varlığını da hissetmedik açıkçası. Doğru. Onun performansını görünce ben biraz acaba daha farklı bir diziliş olabilir miydi diye düşündüm. Olabilir. Olabilir. Doğru söylüyorsun. Tabii beklenti Ozan'dan daha farklı. Ama genel itibariyle Ozan'da çok gelgitler var. Yani o daha istediğimiz Ozan kıvamına gelmedi. Ben onu çok net söyleyeyim. Bursa'daki o diri, ısıran, koşan, mücadele eden Ozan'ı ben daha göremedim. Oyunun içerisinde de 70. dakikaya kadar yoktu yani performans olarak. Evet, Atıf'a müthiş bir pas çıkardı. Evet, bunu daha fazla yapmalı mı? Evet, eğer dediğin gibi yani orta saha oyuncuları ki forvet arkası veya ofansif orta saha diyebileceğimiz o oyuncu profilleri rakip defansı biraz rahatsız etmeli. Yani ara koşular, adam eksiltmeler, şut atmalar, İşte gol pası yapması, gol pası atması gibi birçok şeyler var. Dip koşular yapması. Bunları bekliyorsun. Eğer ofansif orta saha oynuyorsanız bunları yapmalısınız. Ki Fenerbahçe takımındaysanız bunlardan çok daha uzak. Yani
Ya bilmiyorum tabii, televizyon da beni yanıltmış olabilir ama fiziksel olarak da şu diriliğini görmedim Ozan'ın yani oyun içerisinde. Bu da tabii performansına yansıyordur ki o ancak güçlü ve diri olursa saha içinde o farkındalık yaratabilir Ozan'ın. Oyun profili öyle bir profil çünkü. Bir de yani hazır Ozan'dan konu açılmışken, hiç Ozan'ı tam anlamıyla, işte mesela Mehmet Topal Ozan veya Soğuz'a Ozan, savunmanın önünde ikili Fenerbahçe'de izleme fırsatımız olmadı. Genelde ya 8 numara iç gibi oynadı, evet, ya işte dünkü rolü gibi biraz daha forvete yakın oynadı. Acaba bu mevkileri mi? O da etkiliyor olabilir oyuncuyu. Yani çünkü bazı oyuncular mevkisiz oyunculardır. Yani her mevkide oynayabilirler ama esas mevkileri yoktur. Yani biz Ozan için de aslında bakıldığı zaman ya şu mevki tam onun aradığı mevkidir diyebileceğimiz mevki var mı? Ya Bursa Spor performansını ön plana çıkartırsak neydi? İşte Beluşi ile beraber savunmanın önünde bir ikili oluşturmuşlardı ve hani o performansla milli takıma geldi, Fenerbahçe'ye transfer yaptı. Milli takımda stoper oynadı. Stoper oynadı, sağbek oynadı. Evet, kötü hani de çok, oynamadı sağbek falan. Bir oyuncu olarak yani bakıldığı zaman birçok mevkide aslında günümüz futbolunda çok bulunmayan bir oyuncu profili Ozan. Çünkü sağbek oyna dediğiniz zaman oynayabilir, stoper sıkıştığınızda oynatabilirsiniz, ön libero evet, İşte forvet arkası evet, ama önemli olan nerede en fazla verim alacaksınız, hangi mevkide? İşte o çok önemli. Onu çok net belirlemek oyuncu için çok önemli. Öbür türlü yarı 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 bu sefer çok göze hoş gelmiyor. Evet, tabii belki yanında biraz daha pas yüzdesi yüksek oyuncular olursa belki Ozan'ın da performansı yüksek. Şimdi burada böyle bir açmaz oluyor Fenerbahçe değil mi hocam? Yani bu oyuncu grubunun tek tek değerli oyuncular tabii ki Ozan, İsim Topal, Soğuz'a, Alper, evet, hani bunlar ama yani bir araya geldiklerinde hep bir şeyleri eksik kalıyor. Hani başka bir oyuncu grubunun içinde olsalar belki biraz daha gösterdikleri performans yükselebilir. Olabilir. Yani işte bu şeyi kurguyu yaparken tabii futbolda en önemli şey tabii ki sisteme dayalı oyuncu grubunu bulmak, yönetmek, doğru sahaya sürmek çok önemli ama futbolu yine belirleyen yine yetenek ortaya çıkıyor. Yetenek. Yeteneğiniz varsa bir şekilde çözüyorsunuz zaten. İşte bir duran top oluyor, çözüyorsunuz. Bir adam eksiltiyor, bir araya koşu yapıyor, çözüyorsunuz. Ya Fenerbahçe'de özellikle orta sahadan yani rakibi zorlayıcı, delici koşuları yapabilecek veya üretecek çok fazla oyuncusu yok. Fener nasıl gol yapabilir diye düşündüğünüz zaman ilk aklıma duran top geliyor. Yani duran toptan ciddi etkililer. Hem fiziksel anlamda ciddi etkinlikleri var, hem de üretkenlikleri var. Yapıyorlar yani. İşte Alanya'da da öyle buldu ilk golü. Öbür türlü baktığınız zaman işte yani Lens diyorsunuz. Yani Lens evet. İşte oynadığı zaman kısa sürede Atif evet yetenekli, adam eksiltir, şut atar, gol vuruşu yapabilir. Ama onun haricinde sayacağınız çok fazla oyuncusu yok. Futbolda da gol yapmazsanız ya bir şekilde yiyorsunuz zaten. Yani yediğinizden bir fazla atacaksınız ki, iki fazla atacaksınız ki galip gelebilirsiniz. Medipol Başakşehir maçına da geçelim hocam. Bugün 3-0, oradan da biraz lig yarışına bakalım. 3-0'lık bir galibiyet elde etti. Hem de Atiker Konyaspor deplasmanında. Bence bu en çok alkışı hak eden takım ya. 24 hafta itibariyle bence en başarılı takım Abdullah Hoca ve öğrencileri. Yani bir ara çok sallandılar. Üst üste puan kayıpları ama Osmanlı deplasmanı, Atiker Konyaspor deplasmanı, hani bunlar ligin en zor deplasmanları. Normal yani gelgitler bütün takımlarda oldu. Beşiktaş'ta da oldu. İşte büyük takımlarda oldu. Onlar toparlayamadı. Yani evet Başakşehir'de bir iki maç böyle sallandı ama tekrar rayına oturtturdular. Artık 10 hafta kaldı. Yani 54-52. 2 puan hocam. Beşiktaş nereye gidiyor? Başakşehir'e gidiyor değil mi? Evet. Yani aralarındaki maç, Başakşehir'in sahasında. Yani Abdullah Hoca ile zaman zaman konuştuğumuzda hep şey söylüyorduk. Yani şampiyonluk kelimesini hiç konuşmadı mesela bu sürece kadar. Uzak değil mi? Durmaya çalıştı. Hep uzak durmaya çalıştı ama şartlar artık uzak durdurmaz insanı. Dolayısıyla artık evet yavaş yavaş Başakşehir'de bu konuşulmaya başlanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü 10 hafta var. Evet 25-30
hani 25 ile 30 arasında diyordu ya Abdullah Hoca. 28. hafta 25 ile 30 arasında evet, konuşuruz diyordu. Evet, o haftalara geldik. Geldik artık, o haftalara geldik. Herhalde bu süreçten sonra yavaş yavaş kendi içlerinde konuşuyorlardır. Ki daha önce de konuşmaya başlamışlardır. Ama bence bu sene tabii ki şampiyon olan alkışı hak edecek ama en fazla alkışı hak edecek takım Başakşehir bence. Peki Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu elde edebilmesi için, sonuçta hiç şampiyonluk yaşamamış bir kulüpten bahsediyoruz. Hani burada Beşiktaş'la Galatasaray, Fenerbahçe rekabet etse, hani bu alışkanlıkları olan kulüpler, neye bakacağız? Performanslarına bakacağız. Ama şimdi yarışın içindeki Medipol Başakşehir olduğu için performans yetmez. Başka niye, bir şeyler... Niye yetmez? Yo o şey anlamında söyle. Hayır yanlış anlaşılmasın. Anladım. O anlamda söylemedim. Tamam, peki. Deneyim yok, seyirci yok, kulüp alışkanlığı yok. O anlamda söyledim. O yüzden deneyim var gibi geliyor bana. Oyuncu grubunda. Oyuncu grubunda var, evet. Şampiyonlukta evet tabii ki yok ama Bursa'da da şampiyon olduğu seneye bak. Evet. Deneyim var mıydı oyuncu grubunda? Yoktu. Çok fazla yoktu. Ama şehrin ciddi bir itici gücü vardı. Burada doğru da mu? Yok. Burada da yok hocam. Burada şehri itici gücü yok evet ama bence oyuncu tecrübe grubu var. Oyuncular tecrübeli. Yani o Bursa ile kıyasladığınız zaman buradaki oyuncuların şampiyonluk veyahut da zirvede olma tecrübesi daha fazla diyorsunuz. Oynadıkları şimdi, kulüpler açısından daha önce. Tabii. Adebayor. Evet. Emre. Yalçın. Uğur, Ferhat. Ferhat, Uğur bunlar hep yaşadılar. Tabii. Yaşadılar. Dolayısıyla sürpriz Babacan, olmamalı. Volkan aynı şekilde. Yani sürpriz olmamalı bence. Ciddi de düşünüyorlardır. Yani çok net söyleyeyim. Şimdi bazen avantaj gibi görünür, bazen dezavantaj gibi görünür. Bu Beşiktaş için de geçerli, Başakşehir için de geçerli. Şu anda iki rakip gibi görünüyor, doğru mu? Evet. Yani kendileriyle. Tabii. Başakşehir ve Beşiktaş gibi görünüyor. Evet. İşte Galatasaray'ın kaç puanı var? 8 puan geride. Yani 8 puan. Fenerbahçe 10. Yani biraz ya daha futbol tökezle... olabilir ama yani 2 hafta sonra artık 2 takım diyeceğiz veya 3 takım diyeceğiz. Çünkü artık kısalıyor iyice. Evet. Şimdi Başakşehir için avantaj. Niye? Tek bir rakiple mücadele ediyorsun. Öbür türlü düşünsene yarışta. Beşiktaş, Galatasaray, Fener olduğunu düşünü. O zaman işin, o zaman onlar bile yetmez. Onlar bile yetmez yani. Ama şu anda teke tek kaldığın için ki belki 2 hafta sonra Beşiktaş ve Başakşehir birlikte olacaklar. Yani iki takımdan biri çıkacak belki. Onun için bu sürecin avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda böyle bir avantajları, avantajları var. Peki hocam, çok teşekkürler yorumlarınız için, programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İlerleyen haftalarda yine birlikte olmak isteriz. Şimdiden İnşallah. Ben sözü alayım, teşekkür ederim. Sağ olun, her zaman geliyorsunuz, kırmıyorsunuz bizi. Teşekkürler. 90 Artı'dan bu akşamlık bu kadar. Yeniden birlikte olacağız.